Rol model. Belediyecilik bizim işimiz diyorlar. 25 senedir belediyeleri, 17 senedir ülkeyi yönetiyorlar. Bakın, şu şehirlerimizi nereden aldık, nereye getirdik diye gururla gösterebilecekleri neresi var? Hiç. Belediyecilik böyle bir şeydir. Makaraya geri saramazsın. Heba ettiğin zamanı geri alamazsın. Yaptıysan herkesin gözünün önündedir. Yapmadıysan gösteremezsin. Mesela Eskişehir. Pasaportsuz gidilen Avrupa şehri haline geldi. Kimse inkar edebilir mi? Şehrin ortasından geçen Porsuk Çayı kirlilik de dünya sıralamasına giriyordu. Şimdi gondollar dolaşıyor. Oltayla balık tutuluyor. Şehrin tüm su ve kanalizasyon altyapısı değiştirildi. Bu olağanüstü dönüşüm sırasında devletten tek kuruş alınmadı. Tramvay kuruldu. 60 kilometre. Yolsuzluk yapılmadığı için malum şehirlerde yapılan tramvayların üçte biri fiyatına mal edildi. Merkezi Belçika'da bulunan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği tarafından en iyi hafif raylı sistem ödülüne layık görüldü. 1936'da Atatürk'ün emriyle şehri getirilen, sonra ihmal edilen Kalabak Memba suyunun isale hattı hükümetten tek kuruş alınmadan yapıldı. Modern fabrika kuruldu. Şişelenerek satılıyor. Şehir tiyatrosu kuruldu. 7 sahnesi var. İzleyici sayısı 1,5 milyon kişiye ulaştı. Senfoni orkestrası kuruldu. Opera, bale, klasik müzik her hafta mutlaka yerli ya da yabancı konuk sanatçı katılıyor. Denizi yok, plajı var. Türkiye'nin ilk ve tek yapay plajı. 350 metre uzunluğunda. Yüzülüyor. Deniz kumunda güneşleniliyor. Yelken kursu veriliyor. Kano şampiyonası düzenleniyor. Milyon metrekareden büyük tematik parklar yapıldı. Bilim, deney merkezi var. Akvaryum var. Padok var. Siz hiç bilim kuyruğu gördünüz mü? Bu şehirde var. Planetaryuma gitmek için kapısında kuyruk oluyor. Eskişehir'in nasıl bir turistik çekim alanı haline geldiğini göstermek için tek örnek vereyim. Masal Şatosu'nu Kapadokya'dan fazla turist geziyor. Şehirde iki otel vardı. Şu anda çoğu 5 yıldızlı otel sayısı 100'ü aştı. Türkiye'nin ilk Balmumu Heykeller Müzesi kuruldu. Çağdaş Cam Sanatları Müzesi kuruldu. Kent Belleği Müzesi kuruldu. Türkiye'nin ilk Kurtuluş Savaşı Müzesi kuruldu. Bu müzelere yılda 600 bin kişi geliyor. Odun Pazarı Modern Müze tamamlanmak üzere. Japon mimar Kengo Kuma'nın eseri dünya çapında ses getirecek. Devletten tek kuruş almadan şehrin kendi parası, kendi iş gücü, kendi makine parkı ile iki büyük baraj yapıldı. Kendi bünyesinde açılan kurslarla her yıl 15 bin kadın ve çocuğa meslek edindiriliyor. Bedensel engelli yurttaşlar kimseden yardım almadan Türkiye'de sadece Eskişehir'de dolaşabiliyor. Kimseden yardım almadan Türkiye'de sadece Eskişehir'de sosyal hayata katılabiliyor. Zihinsel engelliler ve Alzheimer hastaları için bakım merkezleri kuruldu. Otizmli çocuklar için bakım merkezleri kuruldu. Devletten tek kuruş almadan katı atık dönüşüm ve enerji tesisi kuruldu. Çöpten elektrik üretiliyor, on binlerce konut şehrin çöpünden elde edilen elektrikle aydınlanıyor, ısınıyor. Bu tesiste kurulan seralarda, bu tesisten elde edilen ısı enerjisiyle şehrin peyzajında kullanılan çiçek fideleri yetiştiriliyor. Bir avuç tohum, ömür boyu bağımsızlık felsefesiyle yerli tohum üretiliyor. Bu yerli tohumlarla elde edilen fideler çoğaltılıp çiftçiye ücretsiz dağıtılıyor. Öldü denilen Türk ipeği Eskişehir'de yeniden hayat buldu. Türkiye'nin en büyük dut fidanı üretim tesisi kuruldu. Bu yetiştirilen dut fidanları sadece Eskişehir'e değil, Edirne'den Ardahan'a 35 şehirdeki köylülere ücretsiz dağıtılıyor. Her ev bir atölye sloganıyla kadın kooperatifi kuruldu. Belediye bünyesinde eğitim verilen kadınlar tıbbi aromatik bitki üretiyor, aksesuar, dekorasyon, oyuncak, seramik alanlarında üretim yapıyor, kooperatif dayanışmasıyla satıp aile bütçesine katkı sağlıyor. Ürün işleme tesisi kuruldu. Şehir merkezindeki üretici market açıldı. Baklagillerden doğal yağlara, baharatlardan sabunlara, tüm yöresel ürünler acısız, komisyonsuz tüketiciye ulaştırılıyor. Köyde yaşayan gençlere yine kooperatif yöntemiyle büyük baş ve küçük baş hayvan hibe ediliyor. Manda yetiştiriciliği yeniden canlanıyor. Çiftçiye ücretsiz damızlık manda dağıtılıyor. Halk süt kuruldu. Eskişehir halkı kooperatif marifetiyle ucuza pastörize süt içiyor. Eskişehir Argo Turizm Merkezi haline getiriliyor. Köylerde çiftçiler organize edildi. Doğal köy ortamında turist olarak tatil yapabileceğiz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın insani gelişmişlik kriterleri çerçevesinde merkez ilçeleri itibariyle Türkiye'nin en yüksek gelişmeye sahip şehri Eskişehir. Bu şehrin çocukları Beethoven'la, Bach'la, Mahler'la büyüyor. Yunus Emre'yle, Aşık Veysel'le, Dede Korkut'la büyüyor. Opera seyrediyor, bale seyrediyor. Bu şehrin çocukları henüz 6 yaşındayken İdil Biret'i dinliyor, Gülsin Onay dinliyor, Genco Erkal'la tanışıyor,
Bedri Baykam'la tanışıyor. Resim, heykel, müzik, bu şehrin çocuklarının doğal hayatının parçası. Tarih şuuruyla büyüyorlar. Ağaçla büyüyorlar. Hayvan sevgisiyle büyüyorlar. Zihinlerini duvar örmeden, çocukluklarını, gençliklerini yaşayarak özgürce büyüyorlar. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bu kadar kısa sürede böylesine olumlu yönde dönüşen bir başka şehir yok. İnsana insan olduğunu hatırlatan şehir Eskişehir. Başını nereye çevirsen estetik güzellik. Başını nereye çevirsen yemyeşil. Elinde fotoğraf makinesiyle dolaş, ağaçsız tek kare çekemezsin. Vizyoner, yurtsever. Varlığıyla onur duyduğumuz Profesör Yılmaz Büyükerşen mucizesidir. Aklın, bilimin, kültürün, sanatın, saygının, hoşgörünün, vicdanın, emeğin, bağımsız ruhun neticesidir. 25 senedir AKP zihniyetiyle heba edilen zamanı, heba edilen milyar dolarları düşünün. Bir de Eskişehir'i gözünüzün önüne getirin lütfen. Belediyecilik bizim işimizdir diyenlerin, 17 senedir devletin bütün maddi imkanlarını kullananların, bakın şu şehri nereden aldık, nereye getirdik diye gururla gösterebilecekleri neresi var? Yılmaz Özdil, Sözcü.